Merhaba. Gördüğünüz gibi önlüğümden de kış geldi artık. Keten önlükler gitti, kot önlükler geldi. Burada İstanbul'daki kadar ya da Ankara'daki kadar daha henüz o kadar soğuk değil gündüz, hatta sıcak. Fakat geceleri soğumaya başladı. Bu da ne demek oluyor? Bitkilerimizin bazılarını, soğuğa dayanmayan bitkilerimizin bazılarını artık iç mekana almamız gerek. Ya da evin içindelerse daha aydınlık bir yere almamız ve kışın açılan kaloriferlere, işte klimalara hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Sırayla anlatacağım. Tropiklerden başlayacağım önce. Bu bir starliçe. Strelitzia yani. Bird of Paradise, cennet kuşu artık ne derseniz deyin. Gerçek bir tropik. Normalde aslında soğuklara dayanıyor. Yani neredeyse işte 5 derecelere kadar falan dayanıyor. Belki daha bile soğuk ama riske atmak istemiyorum. Yazın dışarıda duruyordu. Şimdi içeriye alıyorum. Önce yapmam gereken, evin içinde de olsa aynı şeyler oluyor. Bütün gün camlar açık, yazın toz giriyor, ediyor falan, unutuyoruz. Bunlar da aynen insan cildi gibi. Fotosenteze kışın daha çok ihtiyaçları var. Çünkü hava artık kararmaya başlıyor. Günün erken gidiyor. Ve daha fazla ışık almaları lazım ki hayatta kalabilsinler. Onun için yapraklarını silmemiz lazım. Bunun için kullanılan en güzel şey temiz bir su, temiz bir bez ve sıvıştırmadan diyeceğim. Yani çok çamursa, ya ben aslında burada yıkıyorum. Yani öyle bir imkanım var. Çünkü alıyorum bahçeye ılık suyla, çok soğuk olmayan bir suyla, güzel bir günde ve tabii güneş olmayan bir saatte pıtır pıtır yıkıyorum. Allah! Artık bezimiz temiz değil. Şaka. Yerler temiz. Dışarıda yıkıyorum. Sonra da belki de kuruluyorum ya da hafifçe zaten kendi kuruyor. Fakat evin içinde böyle bir yıkama imkanı olmadığı için bezimizi, temiz tarafını alıp yapraklarını çok bastırmadan hafifçe temizliyoruz. Fakat bayağı göreceksiniz, hani hiç tahmin etmediğiniz kadar kir çıkıyor. Sadece üstlerini değil altlarını da, çünkü iki taraftan da fotosentez yapıyorlar. Daha doğrusu işte gözenekleri var diyelim. Ona ihtiyaçları var, o açıklıklara. Şimdi sildikten sonra da suyunuzu sık sık temizleyin. Bak demin bembeyazdı. Geliyorum. Oradan gözükecek mi bilmiyorum ama bayağı renkli su çıktı. Çünkü zaman zaman üzerine yağmur suları falan da döktüğüm için, spreylediğim için epey bir birikmiş. Bu fotosentez açısından yapraklarının temizlenmesi önemli. Diyelim ki temizledik hepsini. Koyu kenara kaldırıyorum. Şöyle bir bakıyorsunuz. Sağında solunda böcek var mı? Gene dışarıda durduğu zaman bir takım böceklenmeler olabiliyor dışarıda. Kontrol ediyorsunuz. Varsa onları temizliyorsunuz. Kuru yapraklarını alıyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Hatta bazen çekince de geliyor ama aha bak, altından bir tane örümcek hızla kaçıyor. Evet arkadaşım, sen bahçeye, biz içeriye. Sarkıyor altından. Hüp. Hadi bakalım, güle güle. Zaten durduğu yerde örümcek ağlanmış. Onu da bir güzel temizliyoruz. Bir takım videolar izledim. Bunları böyle temizledikten sonra siyah bir poşete koyuyorlar, çöp poşetine, ve 2-3 gün bekletiyorlar. Bana biraz hunharca geldi. Yani bitki böyle biraz şoka girecek gibi. O ne yapıyormuş? Şeydeki, ilaçladıktan sonra tabii topraktaki bir takım hayvanları, hani gece çıkan, kulağa kaçanlar falan var, onları öldürüyormuş. Ya ben öyle çok şeylere girmiyorum. Ama tabii yine bakmak lazım. Dün mesela evin içinden yine dev bir akrep çıktı. Büyük ihtimalle dışarıdan içeriye aldığımız bir bitkinin altında geldi. Ama biz burada çok doğanın içindeyiz. Şehirde bu tip konular çok konu olmayabilir. Ayrıca siz büyük ihtimalle yine şehirde benim kullandığım gibi bahçe toprağı değil de iç mekan için hazırlanmış steril toprak kullanıyorsunuz. Onun için çok mesele değil. Sonuçta tropikleri temizledik. Ölü yapraklarını aldık. Toprağını kontrol ettik. Zaman içinde toprağı azalmışsa bir parça üstüne ek yapıyoruz. Fakat bu mevsimde yanından ayırmanın, başka bir saksıya almanın bir manası yok. Çünkü artık uykuya yatıyorlar. Ve dolayısıyla gelişimleri çok belirgin değil. Ayrıca bir başka risk de şu. İki ayrı saksıya aldığınız zaman iki ayrı büyük saksıya geçmiş olacak. Yani her bitkinin kendine ait toprak alanı daha fazla olacak. Bu da ne demek? Kışın eğer biraz acemiyseniz ya da biraz endişeleriniz varsa çok sulayabilirsiniz ve çürütebilirsiniz bitkiyi. Çünkü tekrar ediyorum, kışın bitkiler uykuya yatıyorlar ve siz onları yaz düzeninde sulamaya devam ettiğiniz zaman, hele ki loş ışıkta, iyice uzun süre suyun içinde kalıyor kökleri ve çürüyorlar. Onun için sakslarını
bence kışın değiştirmeyin. Aynı saksıda bırakın. Baharda artık bitkiler uyanmaya başlayıp da aynı mekanın içine sığmadıkları zaman ayırabilirsiniz. Bu birinci uyarım. İkinci uyarım yine tropiklerde. Hep söylüyorum videolarda. Bize gözümüze aydınlık ya da loş gelen bir yer, yani bize loş gelen bir yer onlar için karanlık. Bize aydınlık gelen bir yer onlar için loş. Dolayısıyla hep böyle bir tık altını düşünerek bitkileri kışın düşen güneş ışığı kuvveti sebebiyle, evlerin daha loşlaşması sebebiyle, saatlerinin, güneş ışınlarının geç doğuyor, erken batıyor durumu dolayısıyla olabildiğince aydınlık bir yere alın. Aydınlık, yani en aydınlık, en güneş alan. Bulundukları tropik ortamlardaki imkanı onlara sağlayın. İkinci uyarı, kışın klimalar çalışıyor, kaloriferler çalışıyor, yerden ısıtmalar çalışıyor. Bitkilerin uykuya girdiklerini anlayabilmeleri için ve çiçek açabilmeleri için, özellikle kaktüslerin, bir miktar soğuğu hissetmeleri lazım. Soğuk olmadığı zaman yaz mı, kış mı, ne oluyorum, ben neredeyim falan, böyle bir yalan yanlış büyümeye devam ediyor. Bu da bitkiyi güçsüz hale getiriyor. Yine böcekleri açık hale getiriyor. Onun için mümkün mertebe bitkilerin, tabii ki hani en tropikleri, en kuzeydeki böyle soğuk alan, buz kesen camlardan söz etmiyorum. Ama aydınlık ve serin bir miktar bir yerde bulundurun. Zaten siz de lütfen rica ediyorum kışın 24 derecelerde falan uyumayın. Dünyanın en sağlıksız uykusu. Ya 20 derece, 19 dereceler, 21 dereceler iyidir. 24 derece nedir? Yani evde atletle dolaşmak kışın artık bir ayıp yani. Bu kadar doğalgazda yakmayın zaten. Artık her şey pahalı. Onun için hani bitkilerle birlikte biraz daha serin bir ortamda sağlıklı bir kış geçirin. Hastalıklara da sebebiyet vermeyin. Çünkü kışın ortam sıcak, kuru olduğu zaman bir takım başka işte mantar hastalıkları, şunlar bunlar bitkilerde coşmaya devam ediyor. Onun için sessiz olun. Bitkilerinizi bir miktar serin ama bol aydınlık bir yere koyun. Oh, ne konuştum. Bu tropikler. Kaldırıyorum. Şuraya koyayım. Diğeri sakülentler. Bu yine bahçedeydi. Siz de belki balkondaydı ya da yine daha güneş alan bir yerdeydi. Bakın bu birazcık haşat olmuş tabii dışarıda. Dura dura. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Eldivenimi giyeyim. Sürpriz misafirlerle burun buruna gelmeyelim. Bir dakika. Bu da artık taşlaşmış topraktan. Motor seyahati yaparken de öyle oluyordu. Böyle 9. günde artık motor botları ve pantolonları dimdik duruyordu. Onun içine giriyorduk. Bunlar da öyle olmuş. Şimdi bunların dibindeki, daha evvel sukulent bakımında da gösterdiğim gibi, içeri girmeden önce kurumuş, ondan sonra işte morarmış, çirkinleşmiş, hava akımını engelleyen, içeride ısı dolayısıyla yine böcek, mantar, cartçut yapacak olan birikmişleri bir güzel temizliyoruz. Ondan sonra bunlarda silinecek bir şey yok. Bunların yapraklarına zaten hani çok tepeden su gelmemesi tercih ediliyor. Güneş yakmasın hemen arkasında diye. Çıkan otlar olmuş. Yine işte kuşlar gelip geçerken bu yanındaki bitkilerden düşen tohumlar. Mesela şu dünyanın en azgın Madrof Thousand. Aşkın Gözyaşları diye romantik bir ismi olan bir kalanço var. Böyle yaprağının kenarında binlerce küçük tohumu var. Onlar her yerde. Şu an bahçeyi kaplamış vaziyetteler. Sakülentleri de bir güzel temizliyorsunuz. Şekilde görüldüğü üzere. Bakıyorsunuz aralarında böcekler var mı? Şimdi mesela hemen başka bir örnek göstereceğim. Bunda yok. Çünkü bu dışarıda duruyor ve dışarıda hepsi birbirini hallediyorlar. İç mekanda daha sıkıntılı. Mesela bir tane bir sarmaşık türüm vardı. Her geldiğimde bir yaprağını bu şekilde buluyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Bakın burada böyle şeffaf bir pencere oluşmuş. Ondan sonra bir diş izi var filan. Bu iç mekandaydı. Büyük olasılıkla ya bir işte artık çekirge mi yedi, ne yediyse, bir de arkasında şu şeffaflık bir şey ifade ediyor. Ona lupla baktım, küçük siyah yaprak bitleri olmuş. Bu bitkimi de ilaçlayacağım içeriye almadan önceki diğerlerine geçmesin diye. Ya da Arap sabunuyla ve alkolle spreyleyeceğim. Birkaç yaprak da deneyeceğim önce. Daha evvel denemedim. Hassas bir yaprağa benziyor. Yakmaması için deneyeceğim. Bir de tesbih ağacı ilacı aldım. Onu denemedim. Sonuçlarını size deneyince aktarırım. Dolayısıyla bitkileri kontrol ediyoruz içeri almadan evvel. Şunu atayım şöyle.
Aralarına yine bakıyoruz. Daha evvel yine videoda anlatmıştım. Böyle birikmiş kuru yaprakların araları unlu bitler için filan ideal. Tam böyle sıcak, loş, korunmalı filan bir alan yani. Orada koloniler halinde genişliyorlar. Onun için onları kontrol ediyoruz. Varsa alkolle temizliyoruz. Benim olayım şöyle, daha evvel yine videoda göstermiştik. Aha, alkol. Efendim, nerede benim fırçam? Fırçamı kim aldı? Eyvah eyvah. Fırçam çalınmış. Aa, orada. Buradaymış. Efendim, fırça şu. Fırçanız yoksa kulak pamuğu. Alkole batırdım. %80'lik bir alkol olabilir. Biraz suyla inceltebilirsiniz. Vodka olur, cin olur. Ondan sonra aralarda gördüğünüz bitleri bununla hallediyorsunuz. Tabii bu bir sabır işi. Derseniz ki ben bununla uğraşamam, o zaman zirai ilaç almanız gerek. İç mekan olduğu için dikkatli kullanmanız gerek falan falan. Onu başka videoda anlatmıştık zaten. Şimdi evet, sonuç itibariyle geldik sprentlerin şeyine, ne derler, içerideki yerine. Yine bol güneş lütfen. Tropikler gibi. Tropikleri üzerine cayır cayır öğle güneşi vurmasın diyoruz hep. Sukulentler ise kuru ortamlarda okey. Mesela ben içeride bir soba var. Onun yakınında bir miktar bunlardan koyuyorum. Çünkü başka yer bulamadım. Yani çok nemli ortam istemiyorlar. Hafif esintili diyeceğim. Çok şey basmamış, nem basmamış. Kuru ortamda sukulentler kışı geçirecekler. Onları daha da az sulayacağız. Tropikler yine sulamada hafifçe bir düzen var. Yani tamamen kurumayacak toprağı. Ama sürekli de su içinde kalmayacak. Zaten parmağınızla kontrol edeceksiniz. Üstten bir miktar kurumaya başladığı zaman, yani bir 10 santim falan kuruduğu zaman toprağı, o zaman hafifçe sulayabilirsiniz. Yani tamamen kurumasın. Gene bıcık bıcık olmasın. Kışın sukulentlerde ve kaktüslerde hemen hemen hiç. Sukulentlerde yine bir miktar. Çünkü evlerin içi demin de dediğim gibi sıcak. Bu sefer tamamen kuruyor toprak. Zaman zaman sulamakta fayda var. Zaten göreceksiniz, kuruduğu zaman alt yaprakları kurur. Yani kurumayı kurtarmak kolay, çürümeyi kurtarmak zor. Kışın en çok yaşanan şey bitkilerin çürüyerek hızla gitmesi. Onun için siz olun, sulayayım mı dediğiniz zaman sulamamaya gayret edin. Evinizi serin tutun. Gönlünüzü ferah tutun. Şeye gelince, ekmesine gelince, yine evde bir miktar sıcak ve ışık ve vesaire sebebiyle bunlar yalan yanlış büyümeye devam ettikleri için bazı kaynaklar diyeceğim tropiklere yarım ölçekte olsa daha seyrek ekbesin veriyor. Ben kışın hiç vermiyorum. Baharda tekrar başlıyorum. Sukulentler için de kışın vermiyorum. Baharda başlıyorum. Yani ben kışın ekbesini durduruyorum. Baharda zaten yeni toprak ya da işte ekbesinde yeni bir uyanışla hayata dönüyorlar. Şimdilik bu kadar. Aklıma bir şey gelirse altına yazarım. Ama hani kış bakımı, iyi ışığı alın, güzelce temizleyin. Ve hani kışın da az sulamaya dikkat edin. Özetle aslında bu. İyi kışlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.